sivilceyle başlayalım. Sivilceyle başlayalım. Gençlerde biz daha çok görüyoruz sivilceyi. Evet. Gençlerde hormon salgılamasının yavaş yavaş artmasıyla birlikte vücutta bazı değişiklikler meydana gelir. Bu da sivilceyi tetikler. Fakat bazı insanlara da yaşı çok ilerlemiş olmasına rağmen 35'li 40'ları da yaşları da dahil çok yoğun sivilce, hatta ağır şekilde apneye dönüşmüş şekilde de olabilir. Neden, niçin oluyor? Yani biraz dikkat edilirse insanlar sivilceden kurtulabilir. Çoğu sivilceyi önemsemiyor veya dikkat etmiyor. Neden, niçin oluyor? Ter bezesi, salgılamış olduğu ter, efendim herhangi bir şekilde üzeri fondötenle kaplatılırsa, mesela bayanlar... Biz direkt saklıyoruz. Sivilce görünmesin diye hemen fondöteni böyle sürüyoruz. Direkt o kayboluyor, gidiyor. Kayboluyor, gidiyor. Öyle bir hanımefendi vardı, sunucu. Evet. Bundan birkaç yıl önce. Her programda sürekli bir tane burasında akne var, onu ille kapatmaya çalışıyordu ama kurtulamıyordu. Saatlerce onunla uğraşıyordu. Ben ona çay ağacı yağından bahsettim, sivilce, akne vesaire çok iyi gelir diye. Aa, bir deneyim dedi, canlı yağında denedi. Evet. Bakalım ne olacak, iki gün sonra göreceğiz dedi. Yıllardır çektiği... Geçti mi? Tabii, akneden bir damlayla kurtuldu. İnanmıyorum. Şimdi vücudun herhangi bir yerinde sivilce, akne... Sivilceyle akne aslında literatürde aynı şeydir. Akne Latince, sivilce Türkçe. Fakat halk arasında yerleşik haliyle sivilce hafif hali, akne ağırlaşmış şekli olarak algılanmaktadır. Bir damlayla kurtuldu. Bir damlayla kurtulabilir. Hatta bir başka bayanda da, o da yine sunucu, televizyon programında dudağında uçuk çıkıyor sürekli. Evet. Herpes. Ben anlatırken dedi ki, bana faydası olur mu? Olur. Deneyelim mi? Deneyelim. Bir damla sürdü çay ağacıya. Bir hafta sonra bir şey kalmadı. Çay ağacı yağı ile ilgili zaten bu seyyah Johannes bilmem ne isimli İngiliz asıllı seyyah Avustralya'da seyahat ederken yaralanıyor. Evet. Ve ayağında iyileşmeyen bir yara. Ayağındaki yarayı yıkamak için göl kenarına gidiyor. Gölde yıkarken bakıyor ki ayağında bir böyle kıpırdanma meydana geliyor. Aa, bakıyor. Çok çok etkili. Birkaç gün sonra o iyileşmeyen yara tamamen iyileşiyor. Ya bu gölde bir şey var diyor. Araştırıyor, inceliyor ki gölün etrafında Melaleuca alternifolia diye bir bitki var. Bu bitkinin yaprakları göle düşüyor. Ne oluyor? Doğal bir antibiyotik. Oradan ilacı buluyor. Mikrobu öldürüyor. Yani ondan sonra bu ne yapıyor? Buradaki bitkilerin yaprağını toplayarak destilasyona damıtıyor, yağını elde ediyor. Bütün Avrupa'ya, Amerika'ya satmaya başlıyor ve Avustralya'ya yerleşiyor. Evet. O günden bugüne kadar çay ağacı yağı, akne, sivilce gibi cilt rahatsızlarına karşı dünyada en etkili ve hiçbir yan etkisi olmayan bir ürün. Bir şey soracağım. Hani biz nelerin iyi geldiğini daha çok ikinci bölümümüzde onu konuşacağız ama sivilce hani hep böyle sinir, stres diyoruz. Belli dönemlerde yine çıkıyor. Acaba sadece hani duygusallardan mı kaynaklı yoksa vücudun hormonal değişiklikleri mi? Nelerden oluyor sivilce? Bazen biz bunu hani iltihaplı da görebiliyoruz. İçeride sadece ucu olup çıkmayan sivilceler de oluyor. Böyle biz sıkıyoruz ki çıksın diye. Hani neden kaynaklı oluyor böyle? Sivilce ortaya çıkar çıkmaz bir damla çay ağacı yeterli. O hemen onu orada yok eder. Çıkmışsa çıkmamışsa da fark etmez. Şimdi neden oluyor? Hormonlar. Evet. Gençlerde ergenlik çağına girdiği zaman vücutta hormonlar yavaş yavaş artıyor bünyesinde. Evet. Bu da rahatsızlığı tetikliyor. Efendim ter bezesi aktif hale geliyor. Onu da uyarıyor. Şimdi eğer ki kişi yanlış yaparsa, mesela sivilceyi sıkarsa ne olur? Zarar verir. Enfeksiyon daha da ağırlaşır. Yayılır mı peki o? Yayılabilir. Yani çıban şekline dönüşebilir. Dikkat etmezse. Daha da ilerleyebilir. İlerleyebilir, yayılabilir. Dikkat etmek gerekir. Dokunmamak gerekir. Bir damla çay ağacı yağı yeterli. Bazıları da ne yapıyor? Fondötenle kapatıyor. Ne oldu? Bir insanın cildi aynı sünger gibi. Hem oksijen alır, teri atar,
oksijen alıyor. Vücudumuzun akciğerler, sadece akciğerler oksijen almıyor. İnsan vücudunun almış olduğu oksijenin 1/3'ünü cilt vasıtasıyla alıyor. 2, ter atıyor, toksik maddeyi dışarı atıyor. Yani aynı zamanda cildimiz böbrek gibi çalışıyor. 3. böbrek gibi çalışıyor. 3, doğal antibiyotik bir çok ince bir zar gibi tabaka var. Evet. Bu doğal antibiyotiktir. Bu tabaka deriyi nemli tutuyor, bakteri, virüs ve mantarlara karşı cildi koruyor. Kişi eğer ki yanlış şeyler kullanırsa, fondöten yaparsa cilt kurur. Pudrayı çok sürerse zarar verir. Gözenekler kapatır, rahatsızlığı artırır. Efendim, mesela sivilcesi yani aknesi olanlar sık sık yastık kılıfını değiştirmesi gerekir. Ama değiştirmiyorsa ne olur? Yastık temizliğe kılıfına, özen göstermeli o tabii, dönem. Tabii yastık kılıfına bulaşan iltihap bir gün sonra tekrar yüzünü kodu, öbür yüzüne de bulaşır. Yayılabilir böylece evet, bütün yüzü. Havluyu, aynı havluyu kullanıyorsa, evde bir sivilceli akneli kişi varsa onun kullandığı havluyu kullananlara da bulaşabilir. Aa, evet, biz sivilcenin bu yönünü hiç bilmiyorduk. Basit bir şey gibi görünüyor ama aslında bulaşıcı bir rahatsızlık. Tabii dikkat etmek gerekir ve haftada bir, iki defa, üç defa da kil maskesi yapmak gerekir, temizlemek gerekir. Bakıma dikkat etmek gerekir, yoksa ailenin diğer fertlerine de bulaşır. Böyle bundan 3 hafta önce bir beyefendi geldi. Evet. Ablasında çok ağır bir hastalık, kanser, lenfoma. Dedi ki, ablasıyla ilgili ürünleri aldıktan sonra bende de bir akne var geçmeyen sırtında, göğsünde, yüzünde, vücudunda çok yerinde. Bir türlü geçmiyor. Buna ne yapacağız diye. Koloidal gümüş, doğal antibiyotik. Bunu bir deneyelim. Çünkü içeriden temizleyecek. Böyle çaya ciğerli olmaz bu. Bir tane iki tane değil. Evet. Cumartesi günü tekrar geldi. Hiçbir şey kalmadı. Yani 2,5 hafta içerisinde vücudundaki bütün akne, sivilcelerin her şeyi temizlemiş. İçeriden temizliyor. Çayacıya dışarıdan koloidal gümüş içeriden. Koloidal demek şu. Gümüşün, metal halindeki gümüşün nanoteknolojiyle çok küçük parçacıklara bölme. Nanoteknoloji. Evet. Burada 10-15 gümüş atomu bir arada. Hala nanoteknolojili en küçük yapısına bölünüyor, parçalanıyor ama onun özellikleri kaybetmiyor. Hala gümüş. Ama evet, bu statik elektrik yüklü olduğu için ne yapıyor? Virüsün DNA'sını bozuyor. Her türlü virüsü öldürüyor. Zararlı bakteriler oksijen ihtiyacını karşılamak için enzim üretiyor. Enzim, bunların enzimini yok ediyor. Bu nedenle faydalı bakteriye zarar vermiyor, sadece zararlı bakteriyi yok ediyor. Virüsün DNA'sını bozduğu için fark etmiyor. Hangi tür virüs olursa olsun yok ediyor. Ve mantarı yok ediyor. Yani bugüne kadar bilinen 650 çeşit bakteri, virüs ve mantarı yok ettiği tespit edilmiştir. Avrupa'da, Amerika'da artık koloidal gümüş hem eczanede satılıyor, hem marketlerde satılıyor, her yerde satılıyor. Neden? Niçin? Penisilini kullandıkça ne oluyor? İnsanlarda alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, evet, panik atak, depresyon, ölüm korkusu. Bir hastalığı varsa 40 hastalık birden çıkıyor. Penisilin ve diğer sulfonamidli antibiyotikler veyahut da en zararsız sayılan ağrı kesiciler. Parasetamol mesela, bazıları leblebi gibi böyle ağrı kesici atıyorlar. Ne oluyor? Karaciğer. Bir yerden tepki karaciğer veriyor vücut. Ediyor. Mesela Almanya'nın Neuwied şehrinde ben oradayken 10 yıl önce bademcik ameliyatı olmuş çocuk. Annesine demiş ki doktoru, ağlarsa birkaç tane fitil ver. O da fazla vermiş. Çocuk öldü. 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 Neden, niçin öldü? Otopsi yaptılar. Parasetamol karaciğeri parçalamış. Hani bazıları çocuklarına fitil veriyorlar ağladıkları zaman, üşüttüğü zaman, grip olduğu zaman, nezle olduğu zaman, karnı ağrıdığı zaman ağrı kesici, hemen ağrı kesici veriyor. Bu nedenle antibiyotiklere, ağrı kesicilere, kimyasallara dikkat etmek gerekir. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 200 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. İngiltere'de 35 bin, Almanya'da 30 bin.
Türkiye'de dünyada en çok antibiyotik ağrıcı kesici kullanan bir ülke. Tahminen 50 bin ama istatistik veri yok Türkiye'de. Çünkü insanın değeri yok Türkiye'de. Evet. Gençler dedik biz, sivilceden muzdarip. Ama yaşlara baktığımızda da yaş ilerledikçe böyle teyzelerimizde, amcalarımızda görüyoruz. Hep bacak ağrılarından bahsediyorlar. Bacak evet. ağrıları neden kaynaklanır? Neden daha çok yaşlı kesimde biz görüyoruz bacak ağrılarını? Maalesef yanlış besleniyor insanlarımız. Eskisi gibi doğal beslenme yok. Hı hı. Yani besinlerde hazır gıdaların hepsinde kimyasal madde. Evet. İlaçlar artık doğallık gitti. Zehirleniyor. Bir çikolatada 40 çeşit kimyasal madde var. Hı hı. Koruyucular, renk verdiler, emülgatörler vesaire vesaire. Veya jelibonda, kekte, cipste her şeyde kimya var. Artı Gedioğlu. Mesela Kayseri'nin bir köyünde bir cips firması patates tarlaları kiralamış, patates ekmiş. Benim bir tanıdığım da gitmiş oraya, o köyde. Demiş ki patatesi toplantıdan sonra firma hı hı. geri kalanını siz toplayın demiş. Evet. Gitmişler bakmışlar koca koca yumruk gibi patatesler. Onları bırakmışlar ufak diye. Yani kavun büyüklüğünde, karpuz büyüklüğünde patates, Gedioğlu. Hormon. Onları hormonlu patatesleri almışlar. Geri ufak patatesleri bunlar sizin olsun demişler. Ve vatandaş da tabii ne bilsin bu Gedioğlu hormonlu yemiş. Bu benim tanıdığım Ali Mert. Hastalanmış. Adam kaloriferin üstüne oturuyor, gram terlemiyor. Donuyor, ölüyor. Saunaya gidiyor, terlemiyor. Hamama gidiyor, terlemiyor. Evet. İlaç alıyor, terlemiyor. Donuyor, böyle üşüyor. Ne yaptıysa fayda etmemiş. Yani hormon dengesini bozmuş vücudun. Ne yapacağız diye beni aradı. Şunu şunu kullan dedim. Ben ona bir set gönderdim. 6 hafta sonra tekrar denemek için saunaya gitmiş. Şakır şakır terlemiş, kurtulmuş. Yani birçok alerjik hastalıkları tetikliyor. Şimdi kimyadan kurtulmazsak sonumuz yavaş yavaş felakete gidiyor. Bacak ağrıları mesela, yani hormondan mı kaynaklı oluyor? Tabii ki. Şimdi mesela ne oluyor? Yanlış beslendikçe bağırsaktaki faydalı bakteriler azalıyor. Zararlı evet. bakteri ve mantar çoğalıyor. Zararlı bakteri ve mantar toksik madde üretiyor. Hı hı. Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelirse karaciğer kan yapar. Karaciğer kan yapacak, eksik, mineral eksik. Mesela demir, bakır, çinko vesaire vesaire. Vitamin eksik, B6, B9, B12. Nasıl vücudun yapacak? Gereksinim duyduğu vitaminler kan, yok. Evet, kan yapıyor yine ama kalite düşüyor, kalite düşüyor. Ne oluyor? Dokular beslenemiyor. Evet. Ve vatandaşta başlıyor, baldır bacaklarda ağrılar, sızılar. Spor da yapmıyoruz maşallah. Spor yapan kimse yok Türkiye'de. Spor yapmıyor, yanlış besleniyor, hareket etmiyor, sürekli büroda oturuyor veya kahvede. Bugün insanların erkeklerin %80'i kahvelerde iskambil kağıdı veya tavla oynuyor. Hiç hareket maalesef. Yapmıyorlar maşallah. Mecazi anlamda. Peki bacak ağrılarından kurtulmak için bol hareket mi yapılmalı? Damarlar sertleşiyor. Ne oluyor? Sertleştikçe damarların içerisinde kanın aşağı akışını önleyen ventil gibi kapakçıklar var. Evet. Sertleştikçe kapakçıkların fonksiyonu bozuluyor. Burada kirli kan yukarı doğru kalbe doğru gelmiyor. Orada kirli kan birikiyor zamanla. Variz ve venöz yetmezliğini ve huzursuz bacak sendromunu vesaire vesaire tetikliyor. Bacakta oradaki kirli madde toplanamadığı için ne oluyor? Baldırda veya bacakta ödem oluşuyor. Hı hı. Şimdi maşon denen bir alet var. Nasıl ki tansiyon hastaları kollarına tansiyonları var mı yok mu diye takıyorlar, tansiyonlarını ölçüyorlarsa bacakta ve baldırda problem var mı, ödem var mı, yok mu bunu öğrenmek için manşon denen bir alet var. Evet. Ayak bileğine takılır, ölçülür. Ayak bileğine takılır, ölçülür ve böylece efendim problem olup olmadığı anlaşılır. Artı anjiyo grafi denen bir şey var. Anjiyografi ile de baldır ve bacaktaki damarların durumu tespit edilebilir. Evet. Baldır ve bacaktaki damarlara at kestanesinin destilasyonla damatılarak elde edilen özü çok kısa sürede iyi gelir. 10 numara. Fakat geçenlerde bizim bir tanıdığımız yakinen Mevlüt Bey 40 yaşlarında bu gençliğinde çok hovardalık yapmış. Rus bayanlarla düşüp kalkmış.
Adam bir mikrop kapmış. Mikrobu kapmış. Tedavi olmadan askere gitmiş. Evet. Askerde de tabii vakit bulup numara olamamış. Orada bir mikrop olmuş. 40 mikrop vücut yavaş yavaş artırmış. Böyle kar topu gibi vücudu her tarafı enfeksiyon sarmış. Çeşit çeşit hastalıklar. Bana geliyor diyor ki şu hastalığım var. Ona karşı şunu şunu kullan. İyi geliyor diyor. İyi geldi. İyiyim diyor. Başka bir zaman geliyor. Başka bir hastalık çıkıyor. Başka bir zaman. Başka. Süper enfeksiyon kapmış. Bakteri var, virüs var, mantar var. Birçok hastalık yani gelmiş. Bir yanlıştan, bir bayanla yanlış hata yapmasından 40 çeşit hastalık ortaya çıkmış. Evet. Dedim ki ya baldır ve bacakları ağrıyor. Merdivene çıkmakta zorlanıyor. Evet. Merdivenlere çıkmış, ikinci kata diyor maratondan gelmiş gibi ter suyu içinde kalmış. Maratondan mı geliyorsun dedim. Yok dedim maraton değil merdiven çıktım. Merdiven çıkmadıysan bu kadar terler mi? Dedi ki ölüyorum ya yürüyemiyorum perişan oldum. Niye neden için? Baldır ve bacaklarında kan dolaşımı zafiyeti var. Evet. Bacaklarında ödem oluşmuş şişmiş baldır bacakları şişmiş. Problem değil hallederiz dedim nasıl? Koloidal gümüş. Niye koloidal, koloidal gümüş? Evet, koloidal gümüş ne yapıyor? Mikrobu yok ediyor. Her türlü bakteri, virüs ve mantarı ve problem ortadan kalkıyor. İki hafta sonra geldi çok şükür bundan kurtuldum. Peki bacak ağrılarının sadece spor yapmak, düzenli beslenmek yeterli midir? Yeterli mi? Mikrobu yok etmezseniz yeterli değil. Önce oradaki enfeksiyonu önleyeceksiniz. Evet. Önce bataklığı kurutacaksınız. Orada bir bataklık var. Sivrisinek geliyor sürekli. Sivrisinekle uğraşamazsınız. Hadi. Önce bataklığı kurutacaksınız. Ondan sonra tabii ki spor yapacaksınız. Spor yapmadan olmaz. Şimdi mesela Çin'de kanser hastası ne yaptırıyorlar? Günde 3 defa birer saat spor yaptırıyorlar. Sonra 2'şer saati, sonra 3 saati çıkıyor. Sürekli spor yaptırıyorlar. Spor yaptığı zaman organa, dokuya, hücreye oksijen gidiyor. Bağışıklık sistemi güçleniyor. Türkiye'de ne yapıyoruz? Yat. Yattığı yerde ne oldu? Hareket etmedikçe oksijen evet. Azaldı. Dokulara, hücrelere oksijen azaldıkça ne oluyor? Beslenemiyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Mikrop hızla yayılıyor. Yani yan gelip yattıkça hastalık artar. Ben mesela 2 gün, 3 gün spor yapmasam başım ağrır. Baş ağrısından böyle her tarafım kırılıyormuş, dökülüyormuş gibi olurum. Çünkü asit yükseliyor. Evet. Yani ben de her Türk gibi yan gelip yatıp akşamları dizi seyretmek isterim ama seyredemiyorum. Mutlaka spor yapmam gerekiyor. Evet. Düzenli spor yapıyor musunuz? Mecbur yapıyorum. İsteyerek değil, mecburiyetle. Her Türk tembeldir. Böyle herkes televizyon, dünyada en çok televizyon seyreden millettir. Ortalama 8 saat. Ben de seyretmek istiyorum onlar gibi ama edemiyorum. Neden? Spor yapmanız gerekli. Asit baş ağrısı yapıyor. Halsizlik, germansızlık yapıyor. Alışkanlık yapıyor spor. Evet. Spor yapmak şart. Yaptığı zaman vücut asidi atıyor ve problem ortadan kalkıyor. Devam edelim diğer bir hastalığımızda. Unutkanlık. Evet, unutkanlık. Yine yaşlarımız dedik. Yine biz böyle 60 yaş üstü hatta daha da indi aslında baktığımızda yaş seviyesi hani 40'ında 50'sinde unutkanlık başlayan bayanlarımız ve erkeklerimiz var. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Neden kaynaklı unutkanlık oluyor? Unutkanlık nedir? Neden kaynaklanır? Ve neler yapmalıyız? Evet, unutkanlık nedir? Her insanın beyninde takriben 80 ila 100 milyar hücre var, nöron. Evet. Her hücrede diğer hücreyle 10 bin defa bağlantılı. Dünyadaki bütün internet şebekelerini bir araya getirseler insan beyniyle kablo beynindeki kadar karmaşık yapıya sahip değil. Evet. Yani o kadar büyük bir sistem var beynimizde. Çok büyük bir kapasiteye sahip. Ama biz bunu çok azını kullanıyoruz. Yani kullanamıyoruz. Neden, niçin kullanamıyoruz? Yanlış bir kimyasal ilaçlar beyni tahrip ediyor. Abur cubur gıdalar beyne zarar veriyor. Efendim, spor yine yapmamak, yanlış beslenmeyi oksijen, mi deniyoruz? Oksijen yok. Sigara, alkol vesaire vesaire. Bir şey, birçok şey tetikliyor. Etken. Bir beyefendi bir de stresli yaşıyor. Çok yoğun, tempolu yaşıyor. Hanımıyla da biraz problemli. Şimdi bu yolda giderken
Hanımıyla da problemli, çok problem yaşıyor. Şimdi arabayı sağa çekiyor. Nereye gidecektim ya diyor. Unutuyor. Unutuyor. Nereye gideceğini arabayla otobanda gidiyor. Nereye gidecektim, ne yapacaktım? Çekiyor, düşünüyor, düşünüyor. Ha falan yere gidecektim. Veyahut da çarşıda herhangi bir yere giderken aa ben neredeyim diyor. Sağına sonuna bakıyor. Nerede olduğunu unutuyor. Duruyor duruyor duruyor. Sonra hatırlıyor. Sonra devam ediyor. Yani o kadar ilerlemiş. Bana dedi ki ya ne yapacağız? Çok kötü durumda, korkuyorum dedi. Alzheimer'a yakalanmaktan korkuyorum. Ne olacak dedi. Benim. İlerleyen çünkü süreçleri Alzheimer'a gidiyor değil Alzheimer. Mi? Alzheimer. Yani unutkanlık, basit bir unutkanlık tedavi edilmezse Alzheimer. Çünkü beyinde proteinler, amigdalin denen proteinlerin yapısı, dokusu bozuluyor. Sertleşme meydana geliyor. Bu da beyindeki nöronların, sinir hücrelerinin ölümüne sebep oluyor. Yavaş yavaş unutkanlık. Beyindeki sinir hücreleri azaldıkça Alzheimer'a gidiyor. Hı hı. Eskiden düşünülüyordu ki insan vücudundaki işte hücreler ölür, onun yerine yeni hücreler faaliyete geçer ama beyin hücreleri doğuştan ölümüne kadar hiç değişmez, azalır ama çoğalmaz diye düşünüyorlardı. Son yapılan araştırmalarda beyindeki hücrelerin de çoğaldığı, çoğalabileceği, evet, artabileceği, beynin fonksiyonlarının unutkanlığı da önlenebileceği yeni yeni buluşlar yapıldı. Mesela Avrupa'da, Amerika'da yine çok büyük çalışmalar var bununla ilgili. Nedir? Ormuz, bir metalin, gümüş, altın, demir, magnezyum, platin gibi minerallerin yapısını, dokusunu değiştirmek. Ne demek bu? Bu şu demek. Mesela bir gümüş elementi düşünün. Gümüş işte milyonlarca bir top iğne başı kadar bir gümüş 2,5 milyon gümüş atomundan meydana gelir. Toplu iğne başı kadar bir gümüş 2,5 milyon gümüş atomundan meydana gelir. Bu gümüş atomları birbirine nasıl bağlı? Şurada bir atom, burada bir atom, burada bir atom, burada bir atom, şurada bir atom, böyle böyle sarmal. Yani küpik bir bağ sistemi var. Biz bu bağ sistemini değiştirdik. Ne yaptık? Atomların arasındaki küpük bağı çözüp tespit gibi atomları dizdik. Buna monoatomik element denir. Yani biz artık altını, gümüşü, bakırı, demiri, magnezyumu metal olmaktan çıkardık, içilebilir hale getirdik. Evet. Nasıl ki eskiden ve hala şimdi de şekerden pamuk şekeri yapıyorlar. Ben de burada gördüğünüz gümüşü pamuk gümüşe dönüştürdüm. Pamuk gümüş. Artık bu içilebilir. Evet. Yani metali içilebilir hale getirdik. Bismillah. İçiyorsunuz şu anda direkt. Hmm, tadı nasıl? Nasıl? Böyle sütü kaynatınız hafif yanar ya. Ona evet, da biraz bal katarsınız işte öyle. O kadar güzel diyorsunuz. Çok güzel bir tadı var. Bundaki zevki tadı kolay kolay da unutamazsın. Tamak tadı bırakır. Peki yanmış. Ben bir şey merak ediyorum, aslında onu soracağım. Unutkanlıktan bahsettiğimiz için. Genelde hep denir ki yakın zaman unutulur. Eski zamanlar böyle aklımızda kalır. Onlar da yavaş yavaş unutulmaya başlar. Neden? Ona geleyim. Ona geçmeden önce şurayı unutmayın ben de. Peki. İşte devam edin siz. Bu beyefendi çok unutkan olan kişi. Dedim ki Ormus deneyelim. Çünkü bu denenmiş Avrupa'da, Amerika'da. Hatta altından yapılanı çok daha fonksiyonel. Evet. Astral seyahat yapmak isteyenler için özel o bir şey üreteceğiz. Kendim için üreteceğim. Öyle bir şey de var. Yani bir adam, bir derviş 40 yıl zikrettikten sonra belli bir mesafe evet, kat eder ya evliya olunca. Veyahut da her dinde var. Şamanist de var. Budist de var. Hindistan'da da var. Her dinde mitistik, mistik ibadetler sonucu belli bir yere ulaşır bazı insanlar. Bizim dinimizde de var. İşte bunu biz özel bir altından ormus üreteceğim. Önümüzdeki günlerde onun üzerine çalışıyorum. 40 yılda zikrederek gelinen noktayı 3-4 ayda aynı noktaya getirecek hale getireceğiz. Çünkü beyinlerin fonksiyonlarını artıracak.
DNA'yı 10 bin kat hızlandırıyor beyindeki, evet, sinir hücresinin içerisindeki DNA'yı hızlandırıyor. Hormuz. Bu vatandaş her şeyi unutan, yolda her şeyi unutan vatandaşımız, nereye gideceğim, ne yapacağım diyen veya tanıştığı artık kişinin her şeyi hatırlıyor ismini, evet, tanıdığı kişinin 2 dakika sonra ismini unutuyor. Öyle. 6. gün beni aradı. Dedi ki hocam Allah sizden razı olsun. Ne oldu? Sabah sabah erkenden beni arıyor. Ne oldu? Ne var? Ya dedi unutmuyorum artık dedi. Artık tanıdığı kişileri, konuştuğu kişileri unutmuyor. Artık her şeyi hatırlıyor. Evet, hatırlıyor. Problem yok. 6 günde. Çünkü bu beyindeki nöronları, içerisindeki sinir hücrelerin içerisindeki DNA'yı 10 bin kat hızla. Şimdi evet, bir insanın artı beyni bilgisayar gibi düşünelim. Bilgisayara bir program yüklediniz, bastınız düğmeye, milyonlarca mail atar. Beyin de saniyede milyonlarca nörotransmitter gönderiyor. Yani postacı gönderiyor, posta. Evet. Ona diyor ki şunu yap, buna diyor ki bunu yap. Herkese bir emir veriyor, komut veriyor. Hücrelere, organlara, dokulara sürekli haber gönderiyor. Nörotransmitter, evet, beyin. Bu bunun hızını 10 bin kat hızlandırabiliyor. Böylece beyinde nörotransmitter yığılması olmadığı için ne oluyor? Problem ortadan kalkıyor. Şimdi mesela buranın elektrik donanımı diyelim ki kaplıdan, şeyde, evet, bakırdan. Bakırdan olursa bir parmak kalınlığında bakır anca dayanır. En azından. Yoksa yanar kaplolar. Altından olsa kıl kadar ince bir altın kaplı yeterlidir. O kadar iletken. Bu nedenle bunu kullandıkça beynin fonksiyonları ne oluyor? Hızlanıyor, artıyor. Problemi yavaş yavaş çözülüyor. Evet. Alzheimer rahatsızlığı olan mesela bir beyefendi üniversitede 36 yaşında okul birincisi, hayata atılmış, çok zeki, çok bilgili her konuda, fakat kötü bir evlilik, sürekli hanımı baskı yapıyor, her akşam kavga kavga, çok yoğun çalışıyor, bir de her gün akşam problem yaşıyor. Adamcağız erken yaşta Alzheimer 36 yaşında. Çok genç. Çok genç yaşta yakalanmış. Normal olarak 60-70 yaşlardan sonra, evet, olur. Nadiren böyle de oluyor. Çok çok yoğun bir çalışma temposu, stres. Bir de ailevi problemler böyle, hı hı, aniden yakalanmış rahatsızla. Aslında baktığımızda bu da bir duygusal sorunlardan kaynaklı mı? Sinir, stres, unutkanlığa neden oluyor mu? Tabii, çünkü tabii anlattığınızdan baktığım zaman diyorsunuz ya aile yaşantısı, iş stresi, unutkanlık Alzheimer yaptı. Tabii tabii. Evet, yani dedim ki ya bu yani farklı bir durum. Evet. Şöyle yaparız, böyle yaparız, iyileştiririz. Demek yanlış yani. Nihayetinde 36 yaşında yaşlı bir insan değil. Yaşlı bir insanda olan genç. Bir şeyler yapılabilir ama burada farklı bir durum var. Ne yapacağız? Deneyeceğiz dedim. Bir deneme yaptık. 6 hafta içerisinde ne konuştu anlaşılmayan şahıs, yani konuşuyor kendi kendine konuşuyor. Kimse bir şey anlamıyor. Aile fertleri alışmışlar onun diline, ne demek istediğini anlıyorlar. Ama yerleri siz anlamadınız. Başkaları anlamıyor. 6 hafta içerisinde konuştu anlaşılır hale geldi. 6 hafta içerisinde. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki söylediklerinizin ilmi bir değeri var mı? Bu kitapta 36 Ginkgo ile ilgili 36 ayrı klinikte 10.815 Alzheimer hastası üzerinde, hı hı, tedavi denemesi yapılmış. 36 ayrı klinikte 10.815 demans, yani Alzheimer hastası üzerine denenmiş. Evet. Etkisi %100 ispat edilmiş. Yani bana ait bir buluş değil, uluslararası bir çalışma. 10.000 kişilik bir hasta grubu, 36 ayrı klinik, takriben para olarak 400-500 milyon dolarlık bir çalışma bu.